Dündar. Merhaba. Ben Rıfkı. Nasılsınız? İyiyiz. Ben de iyiyim, sağ olun. Şimdi şurada insan iskeletinde, burada Rıfkı'nın iskeleti gibi bulunan bir yapıda. Kemiklerimizi görüyoruz. Evet. Yetişkin bir insanda kaç tane kemik bulunuyor? 206. 206. Rıfkı'nın da kemiklerini sayarsak 206 tane kemik çıkacağına eminim. Ama tabii tam bazı noktaları doğruyu göstermeyebilir. Şimdi bizim tamamen derimizden, kaslarımızdan, organlarımızdan arındığımız zaman bu şekilde bir iskeletimiz çıkıyor karşımıza. Bu iskeletimizin her bir kısmının ayrı bir ismi var. Öncelikle bu üst tarafına kafatası kısmı diyoruz. Yani kafatası kemikleri diyoruz. Tamam. Sonra göğüs kafesi kemiklerimiz var. Şu kısımdan bahsedelim. Göğüs kafesi kemiklerimiz. Sonra arka tarafında Rıfkı'nın omurga kemikleri bulunuyor. Ve daha sonra dördüncü kısım ise kollar ve bacaklar. Tabii ki bacaklar. Bunları da ayrı bir yerde inceliyoruz. Şimdi kemiklerimizin isimlerini öğrenmeye çalışalım. Burası neydi? Kafatasında biliyorsunuz ki birçok kemik bulunuyor. Elmacık kemiği, çene kemiği, kafatası kemiği ama bu bölümü biz kafatası kemiği diyoruz. Tamam mı? Evet. Daha sonrasında arka tarafında bulunan kısım omurgamız. Ve şunlar tek tek birer omur oluyor. Yani omurlarımız. Omur kemiği ve omurga. Tamamını bütününe omurga diyoruz. Bu tek tek parçaları da omur diyoruz. Omurga ile omurun içerisinde ile dolaşan yapı omurliğimiz. Omurgamızın görevi omurliğimizi korumak. Yani hayati dengeye sahip olan bir parçamıza orada koruma görevi üstleniyorlar. Daha sonrasında çocuklar şurada ön tarafta görüyorsunuz bakın. Sanki bir bağlantı kemiği gibi değil mi? Evet. Bir köprü gibi. Köprücük kemiği. Evet, buradaki kemiğimiz adı köprücük. Daha sonra arka tarafta gene göreceğiz. Tam sırtımızın arkasına gelen şuradaki kemikler küreğe benziyor değil mi? Evet. Kürek kemiği bunlar. Devam edelim. Burası göğüs kafesi. Göğüs kafesi kemiğimiz önde böyle düz bir şekilde. Burada da kaburgalarımız var. Bu kaburgalarımız yaklaşık 12 çift yani 24 tane. 24 tane kaburgamız bulunuyor. Sayarsak burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Bunların 10 tanesi göğüs kafesine bağlı. Ön tarafta. Ama 2 tanesi bakın şuradan göstereyim. 2 tanesi arkada ön tarafa doğru gelmişler. Fakat yarım gelmiş. Gördünüz mü? Şöyle kolumu çekeyim. Görülüyor mu? Evet. Bunların iki tanesi ise boşta duruyor. 10 çifti ön tarafa bağlı. 2 çifti ise arkaya bağlı. Fakat önde bağlantısı yok. Hepsinin arkadan bir çıkıntısı var. Hepsi omurgadan çıkıyor fark ettiyseniz. Evet. Omurganın içinden çıkıyor. Ama en altta iki tane omurgadan çıkıyor fakat ön tarafta bir bağlantısı yok. Şimdi gelelim kollarımıza. Kollarımızda çocuklar burada ilk başta bu gördüğümüz uzun kemiğimiz pazı kemiğimiz. Pazı. Buradaki önde gördüğümüz kemik ön kol. Arkadaki ise arkada gördüğümüz kemik ise dirsek kemiğimiz. Tamam? Dirsek kemiğimiz. Bunlar da el parmak kemiklerimiz oluyor. Burası da el bilek kemiğimiz. Bakın metalle yapılmış. Bağlantı noktaları biliyorsunuz ki eklemlerle yapılıyordu. Eklemleri temsil ediyor buradaki bağlantı noktaları. Oynayabiliyorsa oynar eklem yapısına sahip. Geçelim şimdi kalça kemiğimize. Bakın iki yanda kalçamızı oturduğumuz noktamız olan kalça kemiğimiz. Sonra ayak kemiklerimiz. Bakalım orada neler var. Öncelikle vücudumuzun en uzun kemiği olan şu kemikten bahsetmek istiyorum. Uygur kemiği. Kemiğimiz. En uzun kemiğimiz. Boyumuzun 1/3 kadarında olan bir kemik.
yaklaşık 40-50 santim boylarına kadar ulaşabiliyor veya 60 santim de olabilir. Buradaki kemiklerimize bakalım. Çocuklar, bu arkada bulunan bir kemiğimiz aslında. Arka taraftan gösterdiğimiz bir kemik. Bu baldır kemiğimiz. Bu kalın olan ise kaval kemiğimiz. Neymiş? Kaval. Bu kaval ön tarafta şöyle tuttuğunuzda şöyle sert bir yapıdadır. Arkada ise şurada, yani şu yan tarafta bulunan arka taraftan bulabilirsiniz yerini. O da baldır kemiğinizdir. Bakın şöyle arkasını döndüreyim. Dışarı doğru dönüktür. Gördünüz mü? Evet. Bu baldır. Ön tarafta ise sert olan kısım kaval. Gerisi de şuradaki ayak parmak kemiklerimiz ve ayak bilek kemiğimiz var. Bunun dışında da diğer kemiklerimizin ismi yok ve hepsi söylenmiş oldu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Rıfkı size teşekkür ediyor. Alkışlayalım Rıfkı'yı.